Polis tabii ki nikahımızı basmadı. Polis nikahımıza katıldı. Konuk olarak. Sizin galiba haberiniz yok. Gelin hanım, Aslı Hanım'ın abisi organize şubede başkomiser. Evlendiğiniz çalışmayı düşünüyor musunuz Aslı? Tabii ki. Bu kadar güzel ve aydınlık bir ailede çalışmayan kadın olur mu hiç? Tabii ki çalışmaya devam edeceğim. Biz Namık Bey'le bu zamana kadar çok güzel işler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz değil mi Namık Bey? Özellikle Esra Doğan. Haberiniz vardır eminim. Onun da ailesine kısa zamanda en güzel haberleri vereceğiz inşallah. Evet, bütün soruları aldık herhalde. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Çok vakti yok Ferhat Bey'in. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şöyle geri çıkalım. Yerine devam edelim. Bir konuşalım Ferhat. Kızım, bir türlü sormak fırsat olmadı. Nasıl hissediyorsun? Tutsak ama mutlu görünmeye çalışan bir insan olarak sizce nasıl görünüyorum? Alışırsın yavrum. Seversin hatta. Ben de bir gecede hiç sevmediğim bir adamla zorla evlendirildim. Ama insan alışıyor işte. Hem de hiç yüzünü bile görmediğim, kokusunu bile bilmediğim bir adamla aynı yatakta buluverdim kendimi. Dediğim gibi insan alışıyor. Kader seni nereye götürecekse gideceksin. Çünkü orada senin için bir şey var. Belki bir ceza da olabilir. Ama o cezayı çekeceksin ki ödülünü alırsın. Nasıl geçti geceniz yavrum? Eski gelenekler olsaydı lafta kalır mıydı sorularımız? Delilli ispatlı olurdu her şey. Ama artık ne eski gelenekler kaldı, ne de eski kızlar. Kızımızın geçmişi kalabalıkmış. O gelenekler tarih oldu abla, tıpkı senin gibi.